Ekrandaki çizimle ilgili biraz ayrıntı vererek başlamak istiyorum arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz gibi bu bir akciğer çizimi. Sağ ve sol akciğerlerimiz. Yukarıdan başlayacak olursam bu geniş hava yolu trakea olarak adlandırılır. Trakea. Trakea yine geniş olan iki hava yoluna ayrılır. Bunlardan biri sağa, biri de sola doğru ilerlerler ve daha küçük hava yollarına ayrılırlar. Bu hava yolları alveol olarak adlandırdığımız küçük hava kesecikleri ile sonlanırlar. Görebileceğimiz bir şekilde bir tanesini mavi nokta gibi çizeyim. Bahsettiğim hava kesecikleri son derece küçüktür ve gaz değişiminin olduğu yani oksijenle karbondioksitin yer değiştirdiği yer işte burasıdır. Akciğerlerin dışından da bahsetmek istiyorum. Evet, isterseniz sağ akciğere odaklanalım şimdi. Akciğerimizi çevreleyen hatta sıkı sıkı kaplayan ve viseral plevra adı verilen bir membran vardır. Bu membranın az önce de söylediğim gibi iki akciğerimizi de sıkı sıkı kaplayan bir kese olduğunu düşünebilirsiniz. Viseral plevranın dışında ise parietal plevra adı verilen ikinci bir membran bulunur. Parietal plevra hem viseral plevrayı hem de akciğerimizi, akciğerlerimizi kaplar. İsterseniz akciğerlerimizden birinin, örneğin bunun Eliniz olduğunu düşünün. Elinize lateksten yapılma bir eldiven giyerseniz bu eldiven viseral plevrayı temsil eder. Eldivenin üzerine ikinci bir eldiven giydinizde ise hem elinizi hem de birinci eldiveni kaplayan bu eldiven de parietal plevra yerine geçmiş olur. Şimdi umarım daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Viseral terimini duyduğunuzda aklınıza hemen söz konusu olan organ gelsin. Zaten viseral İç organ demek. Bu videoda bahsettiğimiz organ da akciğer. Çizime biraz daha yaklaşalım. Bu kısma plevral boşluk adı verilir. Evet, iki membran ya da zar arasında kalan bu boşluğa plevral boşluk adı verilir. Ve bu boşlukta meydana gelebilecek bazı şeyler vardır. Birazdan daha fazla detay vereceğim. Bu boşlukta bir ya da iki çay kaşığı kadar diyebileceğimiz bir miktarda sıvı bulunur ve bu sıvı plevral sıvı olarak adlandırılır. Plevral sıvı normal bir sıvıdır ve akciğerler genişlediğinde iki zarın birbiri üzerinde kaymasını kolaylaştırır. Derin bir nefes aldığımızda akciğerler genişleyeceği için bu iki zar birbirine temas edecektir. Öyle değil mi? Aralarında bir sıvı olmazsa iki zar birbirine yapışır. Sürtünme sonucu da ortaya son derece rahatsız bir durum çıkar. Plevral boşlukta bulunan sıvının kayganlaştırıcı bir etkisi olduğunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum. İsterseniz bir de sol akciğere bakalım aynı zarları bir kere daha çizeceğim. Akciğerleri kaplayan viseral plevra ve bunu kaplayan parietal plevra. Şimdi bu iki zar arasında sıvı birikimi olursa ne olacağından bahsedelim. Evet, şimdi de bu senaryo üzerinde konuşmak istiyorum. Zarları bu kısımda silip akciğerin tabanındaki sıvı birikimini bu şekilde göstereyim. Zarları da yeniden çizeyim bakalım ne olacak. Evet, sıvının akciğerin içeriye doğru çökmesine sebep olduğunu görüyor musunuz? sağ akciğerle karşılaştırırsanız biriken fazla sıvı yüzünden sol akciğerin şeklinin değiştiğini daha net bir şekilde görebilirsiniz. En dıştaki zarın adı parietal plevraydı. Parietal plevra göğüs duvarına dayalı olduğundan, yani burada kaburga kemiklerimiz ve kaslar bulunduğundan, sıvı birikimi olduğunda basınç dışarıya doğru değil de içeriye doğru bir harekete sebep olur. Az önce de söylediğim gibi basınç akciğerlerin içeriye doğru çökmesine, başka bir deyişle şekillerinin biraz değişmesine neden olacaktır. Şimdi bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünebiliyor musunuz? Evet, bu kişinin ne gibi rahatsızlıkları olabilir? Nefes almada zorluk, tıptaki adıyla dispne. Plevral boşlukta oluşan basınç yüzünden akciğerlerin şeklinin değişmesiyle birlikte göğüs ağrısı çünkü bu alanda ağrı reseptörleri vardır ve bunlar da ağrı hissetmemize sebep olurlar. Hastanın öksürük şikayeti olması da bir olasılıktır ve bu öksürük kuru bir öksürüktür. Akciğerlerin içeriye doğru çökmesi sonucu bu boşluğun hacmi azalır. Vücudumuz durumun farkına vardığında ise öksürük bir belirti olarak ortaya çıkar. Bu durumda öksürüğün akciğerlerin hava alanını genişletme çabası olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, akciğerler bu hacmin yeterli olmadığını düşünüp öksürerek kendilerine alan yaratmaya çalışırlar. Ama sorun akciğerlerin dışında olduğundan öksürükle birlikte balgam gelmeyecek, yani öksürük kuru bir öksürük olarak seyredecektir. Peki bu durum nasıl oluşur? Demek istediğim bu boşlukta çok küçük bir miktarda sıvı varken, bu rahatsızlığı oluşturacak fazladan sıvı da nereden çıkıyor? Bu boşlukta yer alan sıvıyı düzenleyen ve filtre eden lenf sistemimizdir. Ve eğer lenf sisteminde bir sorun meydana gelirse, buradaki sıvı yeteri kadar hızlı bir şekilde filtre edilemez ve burada birikmeye başlar. Konjestif kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği gibi durumlarda kan damarlarında meydana gelen geri tepme sıvının bu boşluğa kaçmasına sebep olabilir. Ek olarak birinde enflamatuar bir hastalık olan pnömoni yani zatüre görülüyorsa eğer Akciğerlerdeki inflamasyon sıvının bu alana dolmasına sebep olabilir. Bu durumların hepsinde sonuç olarak plevral boşlukta bir sıvı birikimi olur ve bu da plevral efüzyon olarak adlandırılan durumun ortaya çıkmasına neden olur arkadaşlar.